Otranto, Castro, Ugento ve birçok ufak kaleyi fethettik hünkârım. Âlâ. Lütfü Paşa'ya tebriklerimi iletin. Bu zaferle büyük bir serdar olduğunu cümle âleme ispat etti. Emredersiniz. Rüstem Paşa. Topların nakliyesi için gerekli hazırlıklar başlasın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım bağışlayın. Hızır Hayrettin Paşa'nın hususi ulağı geldi. Mühim olduğunu söyledi. Kudretli padişahım. Arzı bendeyi hakir budur ki Venedik gemileri selam vermedi bahanesiyle Avlonya'dan Otranto'ya giden bir nakliye gemimizi batırdılar. Zararımızın tazmin edilmesi için gönderdiğim elçilerim taşıyan gemilerimize de saldırdılar. Daha sonra bir yanlışlık olduğunu ve bize zarar veren kaptanları cezalandıracaklarını bildirdiler. Bu sefer Alessandro Contarini komutasındaki Venedik gemileri Gelibolu Sancak Bey'in kadırgasını ele geçirip içindeki 300 Levendimizi şehit ettiler. Venedik donanmasının amirali Pissarro komutasındaki 43 gemiyle Otranto sahillerine geldi. Kadırgalarından birini batırmamız üzerine geri çekildiler. Ancak elimize geçen bazı mektuplarda Schalke'nin amirali Andrea Doria ile Venedikli Pissarro arasında anlaşma yapıldığı yönünde malumat var. Sultanımın emirlerini bekliyorum. Kulunuz Hızır Hayrettin. Venedik sulhü bozdu. Hünkârım, Venedikliler buna cesaret edemezler. Selam vermedi bahanesiyle bir nakliye gemimizi batırmışlar. Bu birkaç kaptanın kendi başına buyruk hareketidir. Venedik elçisi sulhü bozmayacaklarına dair kesin teminat verdi. Teminat verdi de bu saldırıdan nedir paşa? Gelibolu Sancak Bey'in kadırgasını ele geçirip 300 efendimizi şehit etmişler. Otranto sahillerine kadar da gelmişler. Sen ne dersin Malkoçoğlu? Hünkârım, Venedik bu saldırılara devam ederse iki ateş arasında kalırız. İtalya seferine devam edemeyiz. Fransız donanması nerede? Hala haber yok hünkârım. Lütfü Paşa ile Kapıdan Paşa'ya haber gönderin. Seferin güzergahı değişti. Venedik üzerine yürüyoruz. Hünkârım, küffarın Adriyatik dediği Yeşildeniz'de bulunan Korfu Adası'nı kuşatmanın doğru olacağını düşünüyorum. Evet, çetin kaledir. Ama fethi müyesser olursa Venedik yolu açılmış olur. Sen ne dersin Ayas Paşa? Venedik yolu açılır açılmasına hünkârım. Fakat bu cephe bize bir hayli vakit kaybettirecektir. Bu Venedik belasını sen sardın başımıza. Şimdi bu kararı vermekle hata ettin mi söylüyorsun? Haşa hünkârım, ben... Seni defaatle ikaz ettim. Her defasında savaşa katılmayacaklarını söyledin bana. Lütfi Paşa, 25 bin asker 30 topla Korfu Adası'na çıkarma yap. Emru ferman yüce padişahımızındır. Kapıdan Paşa, sen de donanmayla emniyet tedbirlerini alırsın. Emredersiniz hünkârım. Lütfi Paşa ve Hayrettin Paşa'nın ardından sen de Korfu'ya hareket edeceksin. Biz daha sonra katılacağız size. Hünkârım, gelen haberlere göre Venedik donanması ortalıkta yok. Rahat rahat Korfu'yu kuşattık. Hızır Hayrettin Paşa da deryada lazım gelen tedbirleri aldı. Venedikli'ye yardım gelmiş. Gafil avlayamadık. Zira topları kuvvetli. Metrisler ve sıçan yolları kazıldı. Ancak top ateşlerine mütevellit, hendeklere hala yaklaşamadık. Kale içi tahkim edilmiş hünkârım. Adı olduğu için kuşatma uzayacağı benziyor. Lakin zafer bizim olacak. Korfu'yu fethedeceğiz. Akabinde de bütün gücümüzle Roma'ya ilerleyeceğiz. Allah'ın izniyle Ayas Paşa, Allah'ın izniyle. Alkoçoğlu, sen ne dersin? Nasıl nihayete erer bu kuşatma? Sizin iradeniz karşısında hangi kale dayanabilir hünkârım? Zira bu kuşatmanın çetin geçeceği aşikar.
paşalarımızın Rodos zaferindeki azim ve kararlılığı göstermesi icap edebilir. Mehmet, Selim. Otağa dönüyoruz. Vezir-i Azam Hazretleri. Zannediyorum ki bu seferin ne kadar mühim olduğunu anlamışsınızdır. Şayet zaferle neticelenmezse herkesin kaderi değişebilir. Bilhassa sizin. Bana akıl mı veriyorsun Rüstem Paşa? Haşa paşam, ne haddime. Lakin hakikat ayan beyan ortada paşam. Lütfi Paşa Otranto'yu fethetti. Civar nice kaleyi de aldı. Hünkârımız bizzatı kendisini tebrik edip taltif ettiler. Gidişat hayırlı değil paşam. Malumunuz, birinin yükselmesi için diğerinin düşmesi icap eder. Hünkârım, mukavemet kavi. Eğer kuşatmayı sıkılaştırmazsak mevsim değişecek. O vakit kuşatmaya devam edemeyiz. Lütfi Paşa. Hızır Hayrettin Paşa'nın hakkı var hünkârım. Tabyalarımızdan atılan toplar kale bedeninde gedikler açtı. Ama hendeklere yaklaşıp dolduramadığımız için surlara yaklaşamıyoruz. Topraktan kuleler yapıp üzerinden kale burçlarını ateş edebiliriz. O dediğin iş için vakit lazım paşa. O kadar vaktimiz yok. Hava değişmek üzere. Tavsiyen nedir? Hünkârım, bir an evvel hendekleri doldurup umumi taarruza geçmemiz lazım. Rüstem Paşa, sen ne dersin? Umumi bir taarruzda ordumuz ağır kayıplar verebilir hünkârım. Bu da askerin inancını ve dirayetini kırabilir. Nacizane tavsiyem, donanmanın kuşatmaya devam etmesi. Ordunun ise güvenli hale gelen Otranto'ya girip oradan Roma'ya doğru yürümesi. Donanmanın desteği olmadan Roma'nın fethi mümkün değildir Rüstem Paşa. Aksi halde ordumuz iki ateş arasında kalır. Ey canımı ve gönlümü menzil edinen dost. Nasıl olur da senin gönlümden çıkarım? Nasıl olur da sen benim gönlümden çıkarsın? Sen her an benim yaralı gönlüme tuz ekmektesin. Bu söylediklerim, bu sözlerim, bu savaş, bu ordugah, bu Irak diyar benim gönlümün hallerine, çektiklerime perdedir. Ey dost, bu kedere layık nara nerede? Benim nurlarımı saçan bir güneş ve ay var mı? Ya Rabbi, canıma şu dilden başka bir dil ver de senin büyüklüğünü, senin birliğini ederken gönül sazımın teli kopmasın. Nerede ilmim? Nerede her şeyi anlayan aklım? Uyumuş olan gönlüm uyandı. Gece mest olan varlığım ayıldı. Kendine geldi. Yağmurlarla dolu olan gönül bulutundan canıma bir şimşek çaktı. Roma. Roma. Pargalı. Bu dünyadan İskender'den büyük imparatorluk toprağı kazanmadan, Osmanlı gücünü yedi cihana yaymadan göçmeyeceğim. Beraber yapacağız bunu. Ey gözlerime ibret kesilen dost. Evvel gidenlerin de, sonra gidenlerin de gözleri benim sana hislerimi görmedi. Bir gece nedir ki? Yüzyıllar geçti de bu ateş yine sönmedi. Bu cehennem yatışmadı. Ben hayadan, utançtan su kesildim de bu ateş gene sakinleşmedi. Hünkârım!
Tam 19 gündür San Angelo Kalesi'nin kuşatması devam etmekte. Hava şartları malumunuz. Çetin bir kış yaklaşıyor. Dün geceki fırtınada mecruh olmadık. Çadır, at, Adem kalmadı. Eğer burada kalmaya devam edersek, Beç seferinde olduğu gibi askeri İslam karda kışta telef olacak. Ben tek bir mücahit kolumu böyle 1000 kaleye bedel kılmam. Bu sebeple irademdir. Kuşatmayı kaldırıyorum. Payitahta dönüyoruz. Kaplan Paşa. Donanma senin emrinde. Civardaki bütün adaları fethet. Fethet ki bir ayağımızın her daim burada olduğunu bilsinler. Emru ferman padişahımızındır. Mihrimah'ım. Hünkârım. Benim neşemin, sevincimin kaynağı bu ne güzellik. Nihayet döndünüz. Sizi çok özledim. Bayezid. Hünkârım. Yokluğumda sarayıma göz kulak oldun mu? Elbette hünkârım. Malkoçoğlu, sen de hoş geldin. Sultanım. Şahuban. Hünkârım. Sağ salim dönebilmeniz için her gün dua ettim Rabbime. Şükürler olsun ki geldiniz. Sizin dualarınızla buradayım elbet. Neşe ve sevinçten gayrı ne olur hali? Şükürler olsun ki ayağının tozunu, yüzümü sürmeyi bir kez daha nasip etti Rabbim. Güzel. Hoş geldiniz hünkârım. Hoş geldiniz hünkârım. Cihangir. Cihangir'im. Aslan parçam. Seferdeyken bir haber geldi. Dediklerine göre pusu kurmuşlar. Sen ağır yaralanmışsın. Nereden çıktı bu? Zinhar böyle bir hadise vuku bulmadı. Sonradan böyle olmadığını öğrendim elbet. Ama o ana kadar neler yaşadığımı bir ben bilirim, bir de Allah. Havadisi Mustafa Paşa getirdi. Nasıl olur bu? Bilmiyorum. Çok korktum Süleyman. Senin için, evlatlarım için korktum. Bir an hayat kılavuza döndü. Ne olduğunu anlamadan bir haber daha geldi. Şehzade Mustafa'nın yokluğunuzu fırsat bilip payitahta yürüdüğünü söylediler.
Gel. Beni emretmişsiniz hünkârım. Derhal izahat ver Mustafa Paşa. Ben seferdeyken bir malumat almışsın. Benim yaralandığım yazıyormuş. Nedir bu işin aslı? Kim cüret eder böyle bir mektup göndermeye? Hünkârım. Gel. Hünkârım. Beni görmek istemişsiniz. Ben de sizinle konuşmak için müsait bir vakit bekliyordum. Hadiseler senin de malumun oldu tabii. Hünkârım, müsaade ederseniz izah edeyim. Neyi izah edeceksin Şahuban? Mustafa bana bunu nasıl yapar? Mustafa mı? Ne yapmış ki hünkârım? Söylediklerine göre yokluğumu fırsat bilip payitahta yürümüş. Size ne söylediler bilmiyorum ama Mustafa'm böyle bir şey yapmaz. Herkes yalan mı söylüyor? Mustafa Paşa da böyle bir malumat almış. Hürrem senin bizzat bu hainliğe mani olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Kim neden yaptı bilmiyorum ama bu bir oyundu hünkârım. Şehzademize karşı kurulmuş büyük bir tuzak. Fakat şehzademiz bu tuzağa düşmemiş, size ihanet etmemiştir. Bunu öğrenmeniz zor değil. Manisa'da sizin mutlak iradenizi temsil eden, şehzademizi gözetim altında tutan insanlar var. Onlar size hakikati anlatacaktır. Şehzademin aklının ucundan bile geçmez bu. Geçemez. Şehzade Mustafa'nın yokluğunuzu fırsat bilip payitahta yürüdüğünü söylediler. Hünkârım, Lütfü Paşa ve Ebu Suud Efendi geldiler. Gelsinler. Hünkârım, hoş geldiniz. Yüce Rabbim İslam ordusunun başından eksik etmesin sizi. Amin Ebu Suud Efendi. Lakin seni vazifenden arz ediyorum. Artık İstanbul kadısı değilsin. Hünkârım, bilmeden bir kusur işlediysem eğer... Bundan böyle Divan-ı Hümayun'da Sadr-ı Rum olarak hizmet vereceksin. Rumeli Kaz Askerliği vazifesinde layıkıyla yapacağından şüphem yok. Allah utandırmasın. Hünkârım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ebu Suud kulunuzu Mesud bahtiyar ettiniz. Yüce Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Hünkârım. Ya, ya. Kardeşim. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, sizi böyle karşılamak istemezdim. Mühim değil. Anlaşılan yine ilim irfan deryasına dalmışsın. Rahmetli büyük alim Ali Kuşçu'nun Er-Risalatül Muhammediye isimli eseri ulaştı elime. Aritmetik ilminden bahsediyor. Hünkârım, buyurmaz mısınız? Ferhat. Hünkârım. Buyurun efendi hazretleri. Hünkârımız için bahçeden taze meyve toplayın. Yanında da zencefil şerbeti getirmeyi unutmayın. Hemen efendim.
Gel ya, gel. Otur. Nasılsın Yahya? Epey oldu görüşmeyeli. Sizi gördüm, daha iyi oldum kardeşim. Asıl ben sizi merak ederim. Afiyettesinizdir inşallah. Ne sen sor benim halimi, ne de ben söyleyeyim. Senin kerametinden sual olunmaz Yahya. Estağfurullah hünkârım. Öyle öyle. Hatırlar mısın, bir vakitler sana bir rüyamı anlatmıştım. Sen de bana mühim bir kararın eşiğinde olduğumu söylemiştin. İşte ben o kararı verdim Yahya. Lakin dediğin gibi can evimden keder eksik olmadı. İbrahim Paşa'm. Kaç mevsim geçti üzerinden. Kaç bahar, kaç kış artık bilemiyorum. Ne gecem gecedir, ne gündüzüm gündüz. Serin uykular haram oldu bana. Ateşler içerisinde yanıyorum Yahya. Hep aynı rüyayı görüyorum. Kanlı bir yatak içerisinde uyanıyorum. Kulağımda İbrahim'in sesi. Allah hakkı için söyle bana kardeşim, ne vakit dinecek bu acı? Ne vakit sönecek bu göğsümde yanan ateş? Ne vakit kısılacak bu kulağımdaki ses? Söyle. Dua edelim ki bu acıyla nihayet bulsun ömrümüz. Sen ne dersin kardeşim? Bazı acılar vardır ki hünkârım, insanın peşini bırakmaz. Mezarına kadar takip eder. Zira vicdanıdır belası. Ruhum hiçbir vakit huzur bulmayacak. Sen bunu mu söylersin? Dua edelim, Allah size daha büyük bir acı yaşatmasın. Mehma. Baba. Ne oldu, neyin var senin? Validem iyi değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama hastalandı. İyi değil. Şehzade Cihangir'in yanına git hatun. Ben buradayım. Sümbül'a kal demişti. Şehzadem izlerle kadar ol. Ben beklerim sabaha kadar. Nedir bu vaziyet? Hekim kadın bir ilaç hazırladı. Uyuyorlar. Ne oldu peki? Nesi varmış? Hekim kadın sıkıntıdan, üzüntüden olabilir dedi. Bana neden haber vermediniz? Hatun, derhal Yahya Efendi'ye haber gönderin gelsin. Emredersiniz hünkârım. Hürrem'in? Daha sabah bir şeyin yoktu. Ne oldu sana böyle? Ben de bunu merak ediyorum. Bana neler yaptılar böyle? Hekim kadın, ilaç neden tesir etmedi hala? Sabahı beklemek icap eder hünkârım. Validem, hatırlamaya çalışın. Neden olmuş olabilir bu? Bilmiyorum Mehmet. Hünkârım. Yahya Efendi. Gel. Bu derdin dermanı sendedir ancak. Geçmiş olsun sultanım. Duyunca üzüldüm. Allah şifa versin size. Amin Yahya Efendi, amin. Yahya Efendi bak. Bak. Ağrıları hayli fazla. Ateşi de vardı. Lakin hekim kadını düşürdü neyse ki.
Bak. Sultanımın bugün ne yiyip içtiğini tetkik ettiniz mi? Edildi elbette. Şehzadelerimizle birlikte yemek yediler. Şükürler olsun kimsede bir şey yok. Ayrı bir şey yiyip içtiler mi? Hürrem? Hayır. Bilmiyorum, hatırlamıyorum ne olduğunu. Fenalaşıp kendimden geçmişim. Anlıyorum. Vücudunuza herhangi bir şey sürüldü mü? Yağ, lavanta suyu. Telaşlanmayın hünkârım. Bir hal çaresi bulacağız elbet. Sırgan otu, şahtere, sarımsak ve at kuyruğu otundan merhem hazırlayın derhal. Nesi var Yahya? Hekimlerin hakkı var hünkârım. Ekseriyetle üzüntü ve sıkıntı sebep olur. Bir çaresi var değil mi? Elbette şehzadem. Yüce Rabbim bir dert verirse mutlak surette dermanı da verir. Vaka her türlü hastalığın şifası tabiatta gizlidir. Yahya Efendi, istediğiniz merhemi hazırladım. Âlâ. Derhal kızarıklığın olduğu yerlere tatbik edin ve hemen sarın. Yalnız sıkı sarmamanız lazım. Bana doğruyu söyle ya efendi. Nedir bu işin aslı? Zehir mi yoksa? Zehir olduğunu zannetmiyorum. Fakat bu ihtimali de göz önünde bulundurmak icap eder. Elinden ne geliyorsa yap kardeşim. Bu illetin şifası neyse bul. Bekleyeceğiz hünkârım. Duamızı edip bekleyeceğiz. Sevmek seni gerçi oluyordur günah bana. Her gün ziyade olur ise ah ve bana. Ben şahı ışk olduğuma bu yeter değil. Her dem yanımca gözyaşı olur siper bana. Şahit değil mi ışkıma zahit bu rüyü zert? Yetmez mi sana gözyaşı olsa güve bana? İrir muhibbi iki cihanda muradına. Bir kez ki ger eyleyesin sen nigah bana. Allah Yahya Efendi'den razı olsun. Şifalı elleriyle derdimize derman oldu yine.